Herkese merhaba. Yazım Kılavuzu'nun Edebiyat Kılavuzu isimli podcast'inin 22. bölümüne hoş geldiniz. Ben Şeniz Baş. Ben Pınar Akseki. Bugün yazma dersleri diye başladığımız podcast dizisine devam ediyor olacağız. Konumuz evet, nedir Pınar? Evet. Konumuz ilk cümlemizi yazmanın 10 yolu. Daha sonra da bir podcast'te sonlandırmak için yaparız. Tamam, başını sonunu söyleriz. Başını sonunu, ortasını doldursunlar. Doldursunlar. Peki. Evet. İlk cümleyi yazmak en zoru. En zoru ve aslında çok da önemli bir nokta. Yani bazı kitapları çok tanımlayan bir şey hatta ilk cümle. O yüzden önemli. Yani tek başına bir cümle her şeyi nasıl da anlatırı evet. Aslında gösteriyor. O yüzden yani çok değer bir konu. Konuşmaya değer bir değer konu. Bir mesela konu. Bizim seninle yeni çıkardığımız Korkunç Güzel internet kitabımızın ilk cümlesi "Merhaba ben Emre." Buradan hiçbir yere... Çok ikonik bir cümleymiş gerçekten. Ama öyle deme, onun da bir şeyi var yani. Ağırlığı. Ağırlığı var kendi tabii. Emre ile tanışıyorsun var. Çünkü. Evet evet. Bir tanışma, bir giriş cümlesi. Gayet her şeye gidebilecek bir cümle aslına cümle. Bakarsan. Peki. Aslında bunların ilk cümleyi yazmanın belli formülleri var. Bunu da şey üzerinden anlatalım. Zaten bunun yapılmışı var üzerinden. Tabii. Hem de ne kadar güzelleri var. Ve hatta bazılarının ilk cümle olduğunu falan bile bilmiyoruz. Sonradan hani geri dönüp bakınca insan öyle böyle miydi gerçekten diyor. Çünkü çok fazla halka mal oldu bazıları. Evet. Yani benim mesela en aklıma gelen bir gün bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti. Bizim hayat hikayemiz. Orhan Pamuk'un yeni hayatının ilk cümlesi. Ama o kadar çok kullanıyoruz ki mesela günlük hayatımızda artık bazen hani nereden geldiğini bilmiyoruz. Yeni bir şey yaptım ve hayatım değişti diyoruz mesela. Bir gün spora başladım. Hayatım değişti. Aynen öyle. Onun burayla olan bağlantısını bile aslında unuttuk bir evet. Anlamda. Bu derece bunlar önemli cümleler. Peki ilki ölümsüz cümleler. Ölümsüz cümleler var mesela. Evet gerçekten şimdi söyleyeceğiz mesela bu cümle diyeceksiniz. Kimin? Bilene kitap hediye edeceğiz mesela. Çünkü bu da çok bilinir. Bu da halka mal olmuş bir şey. Mutlu aileler birbirlerine benzerler. Her mutsuz ailenin ise kendine özgü bir mutsuzluğu vardır. Nereden? Anna Karenina, Tolstoy. Tolstoy. Bak, kitabı ben aldım. Evet, evet. Yani bu sonsuza dek akılda kalabilecek bir cümle mesela. İlk okuduğunuzda çarpan, kitaba girmek için heyecan çok heyecan yaratan, gerçekten çok ölümsüz bir cümle. Yani tabii böyle cümleler ben ölümsüz bir cümle yazayım diye yazılmıyor. Tabii. Ama kitabın içine çekecek, hikayenin içine çekecek bir cümle bulma isteği elbette oluyor. Ama bu tamamen böyle çok planlı yapılacak bir şey de değil. Tüm kurgu kafanızda oturmuşsa, aslında bütün bu metin içerisindeki temel önermenin ne olduğunu biliyorsanız belki de o cümleyi, bu ölümsüz cümleyi yakalayabilirsiniz diye düşünüyorum. Çok zorlamamak lazım. Yani ölümsüz bir cümle bulacağım diye metne hiç başlamamak. Ya da giriş bölümü yok bunun. Ben ölümsüz bir giriş cümlesi bulacağım diye beklemeknin anlamı yok. Ama tabii ki işte Tolstoy'un bu eseri Tolstoy olmasının dışında. Senin de dediğin gibi yani neredeyse araba arkalarına yazılacak düzeye geldi. Şey var ya, bir de böyle cümleleri hep Can Yücel yazmış oluyor. Doğru. O noktaya gelen bir cümle. Çok sağ olsun Tolstoy. Ben de çok seviyorum bu arada bu ilk iki cümleyi. Bazen bazı şeyleri anlatırken de kullanıyorum. Bu şey gibi, yeni hayatın girişi gibi oldu. İkinci bir şey daha var. Evet, ikinci bir hani genelleme diyebileceğimiz şey ikonik cümleler olabilir. Metin devam ettikçe veya sonunda şunu diyebiliriz bazen. Evet, o giriş cümlesi her yere damgasını vurmuş. Ya da bütün metin o ilk cümle içinmiş. Yani geri dönüp okuduğunuzda ilk cümleyi, o zaman belki yerine oturan cümleler. Bu mesela en güzel örneği bence. Biri dışında bütün çocuklar büyür. Peter Pan. Peter Pan mesela. Bu çok güzel bir cümle. Bütün kitabı anlatıyor. Bütün kitabı anlatıyor. Gerçekten çok güzel. Benim bir tane daha sevdiğim var. Sen de onu çok seviyorsun. Zaten çok sevdiğimiz bir yazar. Kendisi Nobel'le deyip spoiler da vereyim. Hayatımın en mutlu anıymış, bilmiyordum.
Masumiyet Müzesi, Orhan Pamuk. Bu da çok güzel bir giriş cümlesi gerçekten. Bu da bütün kitabı okuyup geri döndükten sonra anlıyorsun bunu niçin söylediğini. Evet, ya da Virginia Woolf'un Miss Dalloway'in girişi. Miss Dalloway çiçekleri kendi alacaktı. Evet. Yani ne kadar basit. Çok basit aslında. İlk cümleyi okuduğunda aslında bu böyle bir cümlenin tüm metne damga vuracağını bile düşünemezsin. Ama sonuna geldiğinde diyorsun ki evet, buymuş. Gerçekten bu metin bunun için yazılmış. Bu önemli. Bu ikonik cümleler meselesini önemli buluyorum. Özellikle bilinç akışı yöntemiyle anlatılan metinlerde böyle bir giriş yapabilirseniz okuru sonuna vardığınızda başını açmış ve sonunu kapatmış hale gelirsiniz diye düşünüyorum. Bir de şey var, yine Marquez'in de var bir tane daha. Kırmızı Pazartesi'den. Onu da Onun çok girişi. beğeniyorum. Santiago Nasar, onu öldürecekleri gün Piskopos'un geleceği gemiyi karşılamak için sabah 5.30'da kalkmıştı. Evet, bu da güzel. Ya tabii güzel yani. Ya beğendin mi? Markeze söyleyelim. Herkese söyleyeyim, bu çok güzel olmuş bir cümle. Geçen şeyde de markeze gönderme yapmıştık bir önceki podcast'te de. Peki bir başka bir kalıp var. Bir başka şey de eğer yeni bir dünya yaratıyorsanız veya bir o döneme bir dönemi bir yeri bir zamanı bir dünyayı anlatacaksanız o dünyayı yaratan cümleler kurabilirsiniz. Yani okura gireceği dünyayı tasvir edebiliriz, bunu verebiliriz. Hangi olaylarla nerede ne zaman buluşulacağına dair ipuçları olacak. Bunun için de kurguyu tam olarak oturtmuş olmak gerekir. Yani en azından çatısı, taslağı belli olması lazım. Zaten bu tarz metinlerde böyle olması gerekiyor. Çok güzel dünya edebiyatından örnekler de var Tabii. buna dair. Var mı senin verebileceğin bir örnek? Şimdi bizim verebileceğimiz şey var. O çok güzel ama İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalar Atlası'nın girişi. Aslında yani çok çok güzel bir tabii ki kitap. Pınar, hadi okuyabilecek Valla misin? okuyacağım. Hadi Pınar oku. Valla oku Pınar oku oldu tam bu ama. Neyse bak anlayacaksınız okuyunca ne demek istediğimi. Ulema, cühela ve ehli dubara, ehli namus, ehli işret ve erbab-ı livata, rivayet ve ilan, hikayet ve beyan etmişlerdir ki, kun-ı kainattan 7079 yıl, İsa Mesih'ten 1681 ve hicretten dahi 1092 yıl sonra adına Konstantiniye derler, Tarakas'ı meşhur bir kent vardı. Vallahi bravo Pınar. Vallahi iyi okudum. Bence de iyi okudun. Gerçekten. Ben de yalnız heceleyerek içimden okuyorum. Ya, tabii çok güzel. Ve Bu kitabı çok da güzel. bütün Evet, şeyini anlatıyor anlatıyor. işte bütün dönemi, işte nerede geçtiğini, ne zaman geçtiğini, hatta bütün kitabın dili nasıl Dili. olacak burada. Bunların hepsi çok güzel verilmiş. Çok da Yani değerli bir kitap tabii Puslu Kıtalar Atlası. Hani sırf giriş cümlesiyle tabii ki. değerlendirilebilecek değil. Yani çok çok her yönüyle Yani çok İhsan Oktay Anar değerli. diyor ki, şimdi sen bunu okudun, kendine güveniyorsan devamını getir. Güvenmiyorsan ey yolcu, buradan geriye dön. Evet. Ama seni tebrik ederim, sen kitabı okuyabilirsin bunlar. Yani kitabı okuyalı o kadar çok zaman oldu ki sadece bir daha okuduğumda acaba ne hissedeceğimi çok merak ediyorum. Cesaret edebilirsem Bir daha bir okuyacağım daha diyorsun. okuyacağım. Şey de çok güzeldir, Yüzüklerin Efendisi Tolkien'ın. Çıkın çıkmazından Bay Bilbo Baggins kısa bir süre sonra 111. yaş gününü debdebeli bir davet ile kutlayacağını ilan ettiğinde Hobbit köyde büyük bir heyecan yaşanmış ve söylentiler alıp yürümüştü. Evet. Bu da yani nasıl bir evrene gireceğine dair ipuçlarını veriyor ve fantastik bir dünyanın ipuçlarını veriyor. Elbette dev eserlerden bahsediyoruz. Yani her ikisi de muhteşem eserler, klasik eserler ya da modern klasik eserler. Böyle ilk girişler yakalamak hepimiz için çok Tabii zor. tabii yani hani kendimize de haksızlık etmeyelim. Ama Alexander Pluma'nınki daha basit. Belki onu şey yapabiliriz. Üç Silahşörlerin girişi. Silahşörlerin girişi evet belki 1625 yılı Nisan ayının ilk pazartesi günü Roman de la Rose yazarının doğduğu Moink kenti sanki Huguenotlar ikinci bir Rochelle olayı yaratmaya gelmişler gibi tam bir devrim havası içindeydi. Bunu yazabiliriz bence. Buna benzer. Puslu
bu da benzer yazarız. Şu şeyleri, isimlerin yerine. Ya 2020 yılı Ekim ayının ilk pazartesi günü Şeniz Baş yazarının doğduğu İstanbul kenti sanki 2. Osmanlı olayı yaratmaya gelmişler gibi tam bir bayram havası içindeydi. Çok çok güzel oldu gerçekten. Değil mi? Ben de edebiyata şey imzamı vurdum. Vurdum. Peki. Katlederek evet, ilk cümleleri geçiyoruz. Evet, bir evet. de tanıştıran cümleler var. Evet cümleler olabilir. Okuru kitabın karakteriyle tanıştırabilirsiniz. Karakteri konuşturabilirsiniz. Karakterin en önemli özelliklerini belirterek tanınmasını sağlayabilirsiniz. Bu da okurun kendini karakterle özdeşleştirmesini ya da onun peşinden gitmesini sağlayabilir. Mesela ben de çok severim, sen de seversin. Tahsin Yücel'in Yalan romanı böyle bir girişle başlıyor. Yusuf Aksu'nun bir açıdan olağan dışı, bir açıdan fazlasıyla durağan serüvenini yakından izlemiş olanlar arasında ününü hak ettiğini söyleyenler çoğunluktadır. Hiç hak etmediğini söyleyenler 3-5 kişiyi geçmez. Evet, çok güzel bir giriş. Yani karaktere söylüyor, dışarıdan nasıl görüldüğünü o karakterin söylüyor. Çok hoş bir giriş mesela bu da. Ve merak uyandırıyor. Ay bu Yusuf Aksu kim ki diye başlıyorsunuz okumaya. Arkasında getiren cümleler bunlar evet, genellikle. Evet. Yani kitabı karakterle tanıştırıyor, hikayeyle tanıştırıyor, seni ileriye doğru atıyor ve kimle yolculuk edeceğini gösteriyor sana. Tabii dünyaca ünlü Sherlock Holmes dizisinin Bohemia'da Skandal'ın girişi de böyledir. Sherlock Holmes ondan hep kadın diye bahseder. Onu başka isimle andığını nadiren duymuşumdur. Holmes'un gözünde o, kendi hemcinslerinin tanımından daha üstündür. Irene Adler için aşka benzer duygular beslemiyordu. Onun soğuk, kesin ama saygıdeğer biçimde dengeli zihni için tüm duygular ve özellikle de o duygu iğrenç şeylerdi. Bu kitabı zaten anlattı. Irene'i de tanıttı bize. Evet. Bu en azından bölümde geçecek olan ana karakterlerden ve önemli karakterlerden birisi hakkında bilgi veriyor. Ve sizin bundan sonraki yolculuğunuzun nereye doğru gideceğini anlatıyor. Bu da gerçekten şaheser bir giriş olmuş diyoruz. Haddimizi aşarak tabii ki dünya edebiyatının devlerinden örnekler verip. Peki bir de basit de var. Basit tabii cümleler canım, var. Basit de var. Basit en güzelidir yani. Okuru korkutmaz. Meraklandırabilir. İçine gene çekebilir. Hiçbir numara yok, oyun yok. Yani siz okura diyor ki bu çok basit, gerçek, kolayca anlaşılabilen bir kitap aslında. Burada mesela örnek verince daha hani anlaşılacak. Hı hı. Albert Camus'un mesela Yabancı'nın girişi şu kadar basit. Anam ölmüş bugün, belki de dün, bilmiyorum. Ay ne kadar da çarpıcı. Hı hı. Evet. Sade ama çok çarpıcı. Hı hı. Ya da şeyde Ray Bradbury'nin Fahrenheit kitabında yapmak bir zevkti. Bazı hı hı. şeylerin gitmesini, kararmasını ve değişmesini görmek özel bir zevk veriyordu. Aslında bu da son derece düz bir cümle. Hı hı. Ama aynı zamanda da çarpıcı bir cümle. Siz bir sonraki adımı merak ediyorsun girişe dair. Ya da dünyanın bütün sabahlarının girişi. 1950 ilkbaharı, Madame de Saint-Colomb öldü. Bu kadar. Ne kadar ama ne kadar çarpıcı. Ben çok seviyorum böyle giriş hı hı. cümlelerini. Mesela böyle cümleler görünce merak ediyorum. Devamını okumak için heyecanlanıyorum. Bazen en basit olan gerçekten en güzel olan olabiliyor. Bir de konuşan cümleler var. Bıdı evet. bıdı konuşuyorlar. Yani bu da karakterin bir diyaloğundan, monoloğundan başlayarak gene karakterin ne vaat ettiğini anlatabilir. Hikayenin nereye götüreceğini gene anlatabilir. Heyecan katar, canlılık katar. Özellikle ana karakterler çevresinde dönen hikayelerse bu daha anlamlı bile olabilir. İşte polisiye, macera türünde bunlar çalışıyor bunlar. Evet, daha çok çalışabilir. Ben de girerken böyle girmeyi tercih ediyorum. Yani çocuk kitaplarına hareketli giriş. Tabii evet, yani biraz önce bir dediğimiz giriş şey, evet. Hani bizim de dediğimiz merhaba ben Emre. Sonuçta karakter kendini anlatarak giriyor. Hem başı... Aşağıladın öyle en başta bizim girişimiz ama yani aşağılamadım. Örnekleri var yani dünya edebiyatında. Pınar'cığım evet, ya. Evet, bak Murakami yapmış.
Murakami'nin Konuşan gelişi öyle. cümleler mi yapmış? Konuşan bir Peki. cümle. Orada da çok özellikli bir karakter var. Onun bir söylediği bir şeyle Sahilde başlıyor. Kafka'da. Sahilde Kafka. Öyleyse para meselesi bir şekilde halloldu, diyor karga adlı delikanlı. O her zamanki sakin konuşma tarzıyla. Evet, bu da çok güzel. Ya da şeyde Ripley'in oyunu, Patricia Highsmith'in, Tom kusursuz cinayet diye bir şey yoktur dedi Reeves'e. Yani hem aslında bu bir şekliyle gireceğin dünyayı da anlatan cümlelerden. Ama nasıl anlatıyor değil mi? Hangi evrene gireceğini. Yani işte şey diyoruz ya, bütün kurguyu bilmeden, ne yazacağını, metni tam olarak bilmeden aslında ilk cümleni, yani ben burada başlayayım, devamını getireyim diye bir şey yok. Sen bütün kurgunu bileceksin, ondan sonra ilk cümleyi yazacaksın. Öyle bu muhteşem ilk cümleler çıkıyor ortaya diye düşünüyorum. Bir de bizden bir örnek var. Yaşar Kemal'den bir örnek. Çocuk anam dedi. Anam yarın sabah gün ışımadan uyandır beni. Gene uyanmazsam iğne sok etime. Saçlarımı çek, döv beni. Sarı sıcaktan bu. Bu da yine konuşan Bu da yine cümlelere bir konuşuyor. örnek. Diyalogla giriyor. Peki, bir de adım attıran cümleler var. Bir olay varsa, hikaye bir olayın peşinden gidiyorsa, hızlı bir giriş, okuru hızla saracak, adımları takip etmeye başlamasını sağlayacak bir giriş olabilir. Evet. Evet, Kafka'dan bir dönüşüm. Pınar'ın Ha, bizim Kafka'nın ilk cümlesi dönüşüm ki bu da çok aslında bir yandan da ikonik bir Evet. cümledir de yani. Gregor Samsa bir sabah huzursuz düşlerden uyandığında kendini yatağında dev bir böceğe dönüşmüş olarak buldu. Buldu ve bütün dünya Bundan sonra edebiyatını artık bundan değiştirdi. sonra neler olur hissini veriyor. Acaba bundan sonra ne olacak? Peki, o zaman Kafka'dan devam ediyorum. Evet, hep bunlar şey. Gecenin geç bir vaktinde köye vardı Ka. Evet, Bu da çatıda. şatoda böyle başlıyor. Dava nasıl başlıyor? O da böyle. Yani Kafka'nın şeyi bu. Olaya Tarzı, sokmak, evet, üslubu tarzı bu. Joseph K. iftiraya uğramış olmalıydı. Çünkü kötü bir şey yapmadığı halde bir sabah tutuklandı. çok güzel Çok güzel. başlamış. Yani buradan zaten bir meraktır. Başlıyorsunuz okumaya. Sana olay kurgusuna ilk adımını attırıyor. Bir de tam benlik. Bak, ben benlik bir şey buldum. Huzursuz cümleler. Bunu çok seviyorum. Bazen okuru tahrik etmek, oturduğu koltuktan kımıldatmak, hatta kitaptan böyle bir adım geri çekilip tekrar dikkatle bakmasını sağlayacak ilk cümleler de kuruluyor. Bu okuru olduğu durumdan uzaklaştırıp metni daha iyi anlaması için onu yoğun bir odaklanmaya sürüklüyor. Uyarıyor yani Uyarıyor, aslında. evet. Bu, ya yani bu ilk cümleyi kurarken tehdit edebilirsiniz. Hikayenin en mahrem yerini açıklayıp okuru rahatsız edebilirsiniz. Hatta biraz okuru böyle tersleyebilirsiniz bile. Mesela nasıl örnekler var? Senin bildiğin var mı böyle bu tarz Yani örnekler? Çavdar Tarlası'nda Çocuklar bence bunun en güzel Ha, o çok örneği. güzel. Zaten Tersliyor, çok seviyorum. Çavdar Tarlası'nda Çocukların genel dili de orada kullanılan dil de bu. Çok seviyorum ben. Ve işte en başta tehdit ediyor okuru. Anlatacaklarımı gerçekten dinleyecekseniz herhalde önce nerede doğduğumu, rezil çocukluğumun nasıl geçtiğini, ben daha doğmadan önce annemle babamın nasıl tanıştıklarını, tüm o David Copperfield zırvalıklarını filan da bilmek istersiniz. Ama ben pek anlatmak istemiyorum. Her şeyden önce ben bu zımbırtılardan sıkılıyorum. Sonra onlarla ilgili en ufak bir söz etsem bizimkilere inmeler iner. Yani burada ilk başta ilk cümle aslında ben anlatmak istemiyorum. Evet. Buradan okuyucuya, okura diyor ki siz istiyorsunuzdur ama ben Ben istemiyorum istemiyorum yani. diyor. Bir de gerçekten dinleyecek misin diyor. Boşuna anlattırma bana. Zaten istemiyorum. Chuck Palahniuk'un zaten kitapları çok sarsıcıdır. Hep böyle bir cimcik atar okura. Onun Tıkanma kitabının başlangıcı da yine böyle bir böyle hoplatacak şekilde. O da yine Salinger gibi bir okura ayar çekiyor. Ayarla. Ayar veriyor. Eğer bunu okumaya niyetliyseniz vazgeçin. Birkaç sayfa okuduktan sonra burada olmak istemeyeceksiniz. Bu yüzden unutun gitsin. Gidin buradan. Hala tek parçayken hemen kaçın. Vallahi kapatırım kapağı.
bu kadar tehdit bana fazla ama Falah Mülk'ü çok seviyorum ya, kitapları. Yani çok, bu çok şeye çok kaçabilecek bir, aslında bu bir kere yapıldıktan ya da birkaç kere yapıldıktan sonra çok klişe bir girişe aslında dönüşebilir. Hani, çok ustalıkla yapılması lazım. Evet, çok ustalık yani gerekir. Şimdi bu sen ben yapsak olmaz. Ben yapsam olur. Beni katma. Tam egosantrik günümdeyim Pınar. Demin Pınar diyor ki bu yazıyı çok güzel yazdın diyor. Bir yazı gösterir. Ben de dedim ki evet ben yazdım çünkü. Bugün o günümüz. Evet, evet. Başka örneklerin var mı? Var var, dolu. Yani bunlar dolu. Niye bilmiyorum. Çok örnek bulmuşuz bunlardan. Keşke babam ya da annem, daha doğrusu eşit oranda sorumlu olduklarına göre her ikisi de beni peydahlamaya kalkıştıklarında ne halt ettikleri üzerinde biraz olsun kafa yormuş olsalardı. Şeyden bu, Tristram Shandy'den. Bu da işte bu rahatsız edicilerden. Hı hı. Direkt okura yönelik değil ama yani benim dilim sivri, ona göre böyle, hı hı, bir metne giriyorsun. Çok huzurla dolaşacağın bir metin değil bu diyor aslında. Evet. Şey var, Yer Altından Notlar. Yer Altından Notlar, Dostoyevski de böyle bir giriş yapmış. Aşağılanmanın zevklerini hepimiz biliriz. Peki şöyle düzelteyim. Kendi kendimizi aşağılamanın zevkli, rahatlatıcı olduğunu keşfettiğimiz zamanları hepimiz yaşamışızdır. Evet, bu da yine bir cimdik atıyor okura, hı hı, ve okura bir farkındalık yaşatmaya çalışıyor, evet, aslında. Evet. Zaten zor bir metindir Yer Altından Notlar. Bunu da anlatmış oluyor. Parfümün Dansı'nın girişi de çok ilginçtir. Evet, o da yani aslında birkaç cümle, bazıları biz hani cümle değil de birkaç cümleden oluşan giriş bir giriş bölümü aslında, diye şey yapabiliriz. Bu da güzel. Pancar sebzelerin en keskinidir. Turp elbette ki daha ateşlidir. Ama turbun ateşi soğuk bir ateştir. Hoşnutsuzluğun ateşidir. Yoksa ihtirasın değil. Domates doğrusu şehvetlidir. Fakat onda da bir su altı akıntısı halinde uçarılığı, havailiği sezersiniz hep. Pancarlar ise korkunç ciddidir. Ya çok güzel giriş değil mi? Evet. Bunlar yani tabii burayı geçen çok güzel bir kitaba adım atıyor aslında. Ama ilk önce tabii bir şey, bahçıvanın el kitabı gibi hissettirebiliyor insanı. Ama tabii ki bu muhteşem yazarların ustalık işi kitapları bunlar. Yani senin demin dediğin şey çok önemli. Yani bunları taklit edeceğiz, bunlara yakın cümleler yapacağız diye kendi dilimizi, üslubumuzu kaçırıyor ve klişeye düşüyor olmamamız çok önemli. Biz sadece ilk cümlelerin ruhunu anlatmak adına bu örnekleri veriyoruz. Bir de meraklandıran cümleler var. Evet, yani bu şimdiye kadar konuştuklarımız da hepsi de merak yaratmaya yönelik cümleler ama bir de daha gizemli, daha da olan, evet, gizem de katarak bunu yapmaya çalışan cümleler var. Bir durumu, bir parçayı alıp onu en başa taşımak, sonra tekrar o noktaya kadar okuru peşinden sürüklemek için kurulan cümleler var. Örnekler daha iyi anlatacaktır. Mesela Paulo Auster'in Kış Günlüğü'nün girişini, evet, ben severim. Bunun hiç başına gelmeyeceğini, gelemeyeceğini, dünyada bunlardan hiçbirinin başına gelmeyeceği tek kişi olduğunu sanırsın. Ama sonra tıpkı herkese olduğu gibi hepsi teker teker senin de başına gelmeye başlar. Şimdi gel de meraklanma. Gel de meraklanma. Gel de böyle için yanmasın. Evet, evet. Aslında hepimize de tabii çok dokunan bir giriş cümlesi, giriş bölümü bu. Paulo Auster'ın her kitabı gibi elbette. Jean-Paul Sartre'ın Duvarda da böyle bir giriş var. Bizi büyük beyaz bir odaya soktular. Gözlerim kırpışmaya başladı. Işık gözlerimi rahatsız ediyordu. Sonra bir masa ve masanın arkasında dört herif gördüm. Sivildiler, kağıtlara bakıyorlardı. Bu da gayet meraklandıran, zor bir dünyaya gireceğimizin işaretleri veren cümlelerden, giriş cümlelerinden birisi. Evet, tabii biz şimdi bu cümleleri böyle sınıflandırdık ama bir doğru bir hani formül yok. Yok. Yani hikayeniz nasıl başlayacaksa, kendini nasıl en iyi ifade edecekse onu da bulacak. Her metnin çünkü kendine özel bir dili var, ruhu var, hepsi özel ve bazen metinler kendi ilk cümlelerini seçerler. Belki, evet, yazarken zaten
kendiliğinden çıkacak ortaya. Ona işte şey diyoruz, içinizden gelen cümleler. Evet, evet, içinizden de gelen cümleleri işte ilk cümle olarak seçmek lazım. Bazen metin kendisi buluyor ilk cümlesini. Evet, evet, öyle bir gene de hani bunun bir formülü yok adına bunu söylemek ihtiyacı duyduk. Peki şey, Türk edebiyatından hatırlıyor musun böyle çok çarpıcı? Ya tabii var, çok var. Özellikle hani kitapların kendilerinin de değerli olduğu cümlelerin arasından çıkanlar var. Yani işte nedir Türk edebiyatı deyince hani aklımıza gelenler, Tutunamayanlar mesela. Onun ilk cümlesi şöyle başlıyor. Turgut Özben adlı genç bir mühendisin kaybolmasıyla ilgili haberler günlük gazetelerin 4. ya da 5. sayfalarından yer aldığı zaman ben yurt dışında bulunuyordum. Mesela hani bu da pek çok yere vuran, yani biraz önce bahsettiğimiz pek hem çok sınırlamaya giriyor. Hem olayı anlatıyor, hem bir gizem var, kaybolması, evet, evet. Hepsini aslında içeriyor. Hepsini içeriyor. Yani hani bu kitaplar sonuçta içerikleri itibariyle de zaten çok değerli, evet, kitaplar ve ilk cümleleri de hani ondan değerli anlamında değil ama ilk cümlelerde zaten daha anlıyorsun, evet, metinlere doğru, evet, gideceğini, yani nasıl bir metinle karşı karşıya olduğunu. Ben o anlamda şeyi de çok severim. Yusuf Atılgan'ın Anayurt Oteli aslında, hı-hı, bütün kitabı anlatan metinlerden. Hem karakter tanıtıyor, hem de hem gizemli, hı-hı, hem huzursuz ediyor. Hem de bundan sonra olayların nereye doğru gideceğini de anlatıyor. İstasyona yakın Anayurt Oteli'nin katibi Zebercet, 3 gün önce Perşembe gecesi gecikmeli Ankara treniyle gelen kadının o gece kaldığı odaya girdi. Kapıyı kilitledi, anahtarı cebine koydu. Çok güzel. Tüylerin diken, hı-hı, diken. Hı-hı. Daha da okumazsın. Kapatırsın. muhteşem bir eser zaten. Okumayan varsa muhakkak okumasını, hı-hı, öneriyorum. Metnin tamamı çok huzursuz edici. Filmini muhakkak izleyenler olmuştur ama ben kitabın okunmasını özellikle bir kere daha tavsiye etmek istiyorum. Anayurt Oteli okunmadan modern Türk edebiyatının bir kanadı eksik kalmış olur okumalarınızda diye bu arada da belirtmiş olayım. Evet. Bir başka yani Türk edebiyatında çok tartışmalı, çok bilinen, edilen, son senelerde özellikle belki popülaritesi neredeyse artan bir yazar Sabahattin Ali ve onun Kürk Mantolu Madonna'sı. Ama onun da girişi çok güzel. Şimdiye kadar tesadüf ettiğim insanlardan bir tanesi benim üzerimde belki en büyük tesiri yapmıştır. Aradan aylar geçtiği halde bir türlü bu tesirden kurtulamadım. Çok, evet, çok güzel bir giriş. Bu şey de bana çok bir taraftan da komik geliyor. Yani Sabahattin Ali tabii ki çok değerli bir edebiyatçı. İşte kendi hayatı da zaten zor bir hayat. Hayatı başlı başına bir merak konusu. Ama şeyde diyoruz ya böyle bir iki seferde dikkat edelim. Son zamanlarda popülerleşen. Yani kaç sene önce yazmış etmiş kitaplarını ancak keşfettik. Bu arada bizi herkesin keşfetmesini sağlayanların da aklına eline sağlık diye buradan da belirtelim. Şeyin de ben mesela çarpıcı bulurum Sevgili Arsız Ölüm Latife Tekin'in kitabının girişini de. Huvat Aktaş'ın Bir Gündüz Bir Gece Süren Yolculuğu, Bir Öğle Vakti Alacıvek Köyü Ağlı'nın başında son buldu. Çok basit, basit ama bir o kadar da çarpıcı. Evet, Adalet Ağoğlu'nun Fikrim'in İnce Gülü. Evet, o da. Sürücüsüne göre bal rengi olan Mercedes, sabırsız, neredeyse son bir atılımla hızlandı. Bulgar çıkışını geride bırakıp girişe yaklaştı, orada yavaşladı. Evet, bu da bütün metni anlatıyor aslında. Bundan, evet, sonra kitabın nereye gideceğini anlatan metinlerden birisi. Pınar, sen yeni romanında... Yeni... Nasıl bir giriş yapsak nasıl acaba? Nasıl bir giriş yapmayı düşünüyorsun Pınar? Yani ben diyorum ki böyle basit gireyim. Pınar ama bak, bütün ustalık orada. Bak demin okuduğumuz hepsi çok derece basit cümleler. Türk edebiyatının, dünya edebiyatının devlerinden konuştuk. Pınar, ben sana güveniyorum. Seneye Manbooker alırsın sen. Giriş cümlesiyle veriyorlarmış. Gerisi önemli değilmiş. Ya şimdi, ya ama şimdi mesela Peter Handke aldı biliyorsun 2019 dün edebiyat ödülünü.
Bir sürü tartışma var hakkında. Almalı mıydı, almamalı mıydı? Ona verilmeli miydi, verilmemeli miydi? Sonuçta belki sana da ilk giriş cümlenle verirler. Yeni kurtar çıkaracaklarmış, yeni bir şey. Evet, Ama niye öyle basitçiler. diyorsun? Mesela bir cümle bir cümle 350 sayfa kitap yazanlar da var. Mesela açıyorsun bu sayfada bir cümle var. Mesela mutlu uyanın. Bir sonraki sayfaya atıyorsun su için. Bir sonraki sayfaya atıyorsun 11'de uyuyun. 350 sayfa. Anekdotlarla dolu diyorsun. Sen dersin ki ben bir cümle yazdım bitirdim bu işi dersin. Tek cümle her şeye yetebilir. Yani işte bazıları bunların dediğimiz gibi bir cümleyle zaten bütün kitabı anlatıyor. Ama gene de o cümleye geri dönmek için, geri döndüğünde bir anlam ifade etmesi için bütün metni okuman lazım. Kurtulamayız öyle bir cümle Olmaz yazarak. mı diyorsun peki? O zaman bunu deneyenlere de aynı şeyi tavsiye edelim. Tekrar tekrar söylüyoruz ama ilk cümlenizi yazmak elbette çok önemli. İlk cümle çok şeyin belirleyicisi. Bu kurguya ne kadar hakim Hakim olduğunuzun olduğunuz. evet işareti diye düşünüyorum ben. O yüzden önemli. Zaten burada verdiğimiz örneklerde bunu gösteriyor. Tabii tabii. Aslında kitapları okuyanlar zaten şunu çok daha iyi anlıyorlar. Bütün hikaye ilk 2-3 cümlede. Evet, şey de bir şehir efsanesi olarak hani ilk 5-10 sayfa önemlidir. Evet. Okuyucuyu içine çeker mi, çekmez mi gibi bir şey de var ama ilk cümleler bile işte bir şey veriyor. Fikir veriyor. Bir fikir veriyor, evet. Peki bugün biraz ilk cümleleri anlatmaya çalıştık. Nesi önemli, niye önemli? Hangi doğru ve güzel ve muhteşem örneklerini vermeye çalıştık. Dileriz faydası Evet, olmuştur. siz de inşallah bizim kadar keyif almışsınızdır. O zaman bir sonraki podcast'te görüşene kadar Görüşmek üzere. hoşça kalın. Hoşça kalın.